Aksaray'da belediye Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, A Haber muhabiri Ahmet Çelik'in konuğu. Türkiye'nin en hızlı gelişen ve en hızlı büyüyen kentlerinden birisindeyiz. Aksaray'dayız. Aksaray'da genç bir kadro var. Belediye başkanımız, yayın konuğumuz Doktor Evren Dinçer, Aksaray Belediye Başkanımız yayın konuğumuz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler de Aksaray'ımıza hoş geldiniz, şehrimize. Ramazan ayındayız. Aksaray'da Ramazan nasıl geçiyor? Evet, Aksaray'da Ramazan güzel geçiyor. Diğer Ramazanlarda olduğu gibi hamdolsun bolluk, bereket içerisinde, sevinç içerisinde hemşerilerimiz Ramazan ayına idrak ettiler. En güzel şekilde de geçirmeye çalışıyoruz. İftar programlarımız, yardım faaliyetlerimiz, çalışmalarımız. Gece gündüz hemşerilerimizle bir aradayız, beraberiz. Efendim, arkada güçlü bir kadro var. Az sonra kameramanımız da gösterecek. Kimdir efendim? Hanımefendiler, evet. Beyefendiler. Bu arkadaşlarımız bizim çalışma arkadaşlarımız. Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüzün elemanları, personelleri. Tabii bu ekibimiz yoğun bir şekilde yardım çalışmalarında yer alıyorlar, faaliyetlerinde. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Aksaray'ımız merkezinde tabii ki klasik olarak iftar çadırımızı yine Ulu Cami'mizin önünde organize ettik ve orada günlük 2000-2500 vatandaşımıza iftar yemeği düzenliyoruz, veriyoruz. Tabii bunun yanında yoğun bir şekilde yardımları götürme, yerinde aslında verme faaliyeti içerisindeyiz. Bu kapsamda 120 bin tane Aksaray tahinlisi ve pideyi, Aksaray pidesini tüm hane halklarına ulaştırma çabası içerisindeyiz. Bu arkadaşlarımız, bu çalışmaları yapan, gerçekleştiren çalışma arkadaşlarımız. Yine Ramazan kolilerimiz ve iftar çadırlarına gelemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız var. Onlara da kendi evlerinde bulunmuş oldukları yerlere yemeklerini, iftar yemeklerini, sahur yemeklerini götürmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda da 1000-1500 tane vatandaşımıza günlük iftar yemeği götürüyoruz. Bunlar bizim çalışma ekibimiz, bu faaliyetleri gerçekleştirdiğimiz arkadaşlarımız. Bu faaliyetler tek tek yapılıyor. Sizin belirlediğiniz evlere mi gidiyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Evet, bizim zaten bu konuda ihtisaslaşmış ve bu iş üzerine çalışan uzman bir ekibimiz var. Aksaray'ımızda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız hangi adresteler, neye ihtiyaçları var ve bize nasıl ulaşabilirler? Bu işin en önemli kısmı aslında. Sürekli aslında yılın 12 ayı biz irtibat halindeyiz bu hemşerilerimize, vatandaşlarımıza. Ramazan ayı kendi bereketi bolluğuyla geliyor ve yardımlaşmanın bir kat daha arttığı bir ay malumunuz. Dolayısıyla bildiğimiz ve sürekli görüştüğümüz adreslere bu yardımları iletiyoruz. Ama tabii ki bu portföyümüz diyelim, sürekli de gelişiyor, değişebiliyor. Yeni girenler olabiliyor, takip ettiklerimiz, yeni ulaşabildiklerimiz oluyor ama bir portföy içerisindeki bu vatandaşlarımıza sürekli bize yardım ulaştırıyoruz. Peki ihtiyaç sahipleri size nasıl ulaşacak efendim? Belediyemizin iletişim adresleri var, sosyal medya hesapları var. Telefonla arayabilirler, komşuları ya da bir başka vasıtasıyla, başka birisi bizle irtibat kurmuşsa onlar vasıtasıyla olabilir. Yani birisinin birisine demesi suretiyle ulaşma noktasında bir sıkıntı yaşamıyoruz aslında. Gece kapınıza çıkıyoruz. Tabii ki aşağı yukarı. Peki tabii ki sosyal işler devam ederken bir yandan da belediye hizmetleri de devam ediyor. Türkiye'nin çok hızlı büyüyen bir kenti. Hizmet sektöründe de en çok ilgiyi alan bir kent oldu sizin sayenizde. Türkiye'nin en genç belediye başkanısınız bu arada. Neler yapıyoruz? Bahsetmiş olduğunuz gibi programın başında Aksaray'ımız gelişen ve büyüyen bir şehir. Her yıl nüfusu artan, Türkiye'de de ülkemizde de merkez diye adlandırabileceğimiz, ülkemizin tam merkezinde olan bir şehrimiz. Ulaşım imkanları, kavşak noktası olması ve diğer büyük şehirleri olan yakınlık ve irtibatı Aksaray'ımızın bu noktada gelişen büyüyen bir şehir olmasına vesile oluyor, aracılık ediyor. Tabii ki sanayimiz çok büyük, tarım sektörümüz hatırı sayılır derecede Türkiye'de ön planda, ön sıralarda yer alıyor. Aksaray'ımız göç alıyor özetle. Bu anlamda da Aksaray Belediyesi olarak bizim hizmetlerimizin de her geçen gün nitelik ve nicelik olarak artması gerekiyor, icap ediyor. Biz de bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Altyapıdan üst yapıya yapılabilecek şehircilik anlamında, belediyecilik anlamındaki tüm faaliyetleri, hizmetlerimizi biz hızlı bir şekilde önden karar alıp yerinde, zamanında, hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Tabii efendim, bir yandan bu hizmetler devam ederken siz deprem bölgesine de gittiniz. Oraya da yardımlar götürdünüz. Nasıl bir çalışma içindeydiniz o dönemde? Elbette Ramazan ayını idrak ettik tabii ama buruk bir şekilde, biraz hüzünlü bir şekilde bu ayımıza, bu sene idrak etmiş bulunmaktayız. Malumunuz asrın felaketi diye adlandırdığımız ve 6 Şubat'ta gerçekleşen 13 milyon vatandaşımızı doğrudan ve dolaylı etkileyen bir deprem hadisesi meydana geldi. Çok büyük zararlar, hasarlar ortaya çıktı. Aksaray Belediyesi olarak da o işin ilk gününden itibaren biz bölgeye intikal ettik ve tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mizde kardeşimiz
şehir olma kararımızı aldık. Daha fazla biz Kahramanmaraş Merkez Belediye'mize irtibatlıyız. Oraya yoğunlaştık. Orada çadır kentimizi kurduk. Dün akşam itibariyle orada bir iftar programı gerçekleştirdik. Ve mütemadiyen de ihtiyaçlar ortaya çıktıkça oraya da sürekli gidiyoruz. Yardımlar götürüyoruz. Yapılabilecek teknik işler ne varsa onları yerinde bulup çözmeye çalışıyoruz. Sürekli aklımızın bir kenarında bölgemiz var tabii ki. Bahsetmiş olduğum gibi bu yıl böyle bir hüzünlü ve buruk bir şekilde girdik ama inşallah devletimizin ve milletimizin gücüyle, desteği ile devletimizin bu yaraları da kısa zamanda inşallah saracağımızı ümit ediyorum. Efendim, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, ben bu vesileyle ekran başında bizi izleyen tüm vatandaşlarımızın, tüm İslam aleminin Ramazan Şerif'ini tebrik ediyorum. Rabbim hepimizi bu Ramazan aylarına sağlık, afiyet içerisinde kavuşturmayı nasip buyursun. İnşallah deprem bölgesindeki yaralarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve almış olduğu kararlarla ve bizlerin de yerelden vereceğimiz desteklerle beraber kısa zamanda bu yaraların da sıkıntılarını üstesinden geleceğimizi tekrar belirtmek istiyorum. Tüm hemşerilerimize, vatandaşlarımıza saygılar, hürmetler sunuyorum. Efendim, çok teşekkür ederiz. Evet, Sayın Başkan yayın konuğum oldu ve yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi diyelim ve sözü buradan size bırakalım.